Bu videoyu izleyip gelen takipçilerimize bir hediyemiz olsun. Eğer karışık ızgara yerlerse. Doğru mu abi? Doğrudur. Ne vereceğiz? İki tane böyle lahmacun. Doğru mu abi? Doğrudur. Abi bak böyle vereceksin. Bak ben. Ver, elimi koyayım. Bak Allah razı olsun. Böyle vereceksin mi? Aynen öyle vereceğim. Geldi adam böyle iki tane lahmacun böyle önüne koyacaksın mı? Aynen öyle. Salata vereceksin. Evet. Doğru mu? Yeşillik vereceksin. Evet. Bir de şalgam vereceksin. Evet. Ne kadar abi? Bayanlar baylar sevgili çocuklar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Atletik vücudumun altyapısını oluşturan sevgili PT Cahit Kaya ile beraberiz. C Kaya, değil mi? Şimdi biz Cahit'le şöyle tanıştık. Bir gün Grosseri'de biz Ezgi ile yürüyorduk Türkmen başında Grosseri'den. Bir baktım Cahit çıktı. Ben tanımıyorum tabii. Elinde benim çiğ köfte videosunu izlemiş. Doğru mu abi? Aynen öyleydi. Bütün malzemeleri almış. Bana dedi ki ben seni takip ediyorum. Çiğ köfte videonu izledim. Şimdi eve çiğ köfte yapmaya gidiyorum dedi. Oradan başladık. Başladı öyle. Sonra ben işte bu atletik vücudumun böyle altyapısını yaparken Cahit'le tanıştım. Salona falan gittim. Bunun yüzünden korona oldum ben. O da diyor ki ben de senin yüzünden korona oldum diyor. İkimiz aynı anda olduk çünkü. Bolaya girmiyorum. Çok güzel. Ama aşkım senin çok bununla ilgili bir tezin var. Doğru mu? Evet. Kimin yüzünden korona oldum ben? Cahit. Ondan sonra bana dedi ki spor salonuna gitmen yasak dedi. Ondan dolayıdır ben hala gidemiyorum. Evet. Ama başlayacağız inşallah. İnşallah inşallah. Başlayacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi neredeyiz? Ben söyleyeyim yapacağınızı. Selamun aleyküm. Aleykümselam dayıcım. Ben sokağın çocuklarının dayısı. Öyle mi? Kaçarçı dayı. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi oldu işte bak video tam doğaçlama. Doğru. Şimdi Cahit konuşmak istemiyor biliyor musun? Şimdi beni sürekli izliyor ama konuşmaya gelince konuşmuyor. O zaman ben elemanlarımı yollayayım bunu bir konuşturalım. Konuşturalım değil mi senin Allah'ına? Hemen konuşturalım. Ama bak bu çok şey spor hocası ya atletik falan. Sorun değil. Eski güreşçilerden. Öyle mi? Lakabı diye Maraşlı Pehlivan. Maraşlı Pehlivan. Adana Demirspor 1. liginde yıllarca güreş yaptım. Daha sonra bir sakatlıktan sonra bırakmak zorunda kaldım. Biz de koronadan sonra bıraktık. İşte vücudumuz böyle saldı. Hep bunun yüzünden. Toparlayacağız, toparlayacağız. Günlük yürüyüş, pasif spor. Burada mı oturuyorsun sen? Evet. Biz şeye geldik ama Fuat Usta'ya. Doğru yerde miyiz? Doğru yerde. Şimdi bu bana sürekli burayı övüyor. Diyor ki bir Fuat Usta var. Hatta spor salonuna da gidiyor. Evet. Mutlaka yememiz lazım, yememiz lazım. Bugün geldik diyor ki ben oynamayacağım video diyor. Var mı öyle bir dünya? Doğru tercih. Doğru tercih. Evet. Gönül rahatlığa gidebiliriz yani. Buyurun. Abi çok teşekkür ediyorum. Renk kattın videoya. Kendinize iyi bakın. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Var mı senin? Videoya gidelim, videoya gidelim. Acıktın mı? Acıktım deli tamam, gibi. Tamam bak oynamayacağım diyenlerin hepsi böyle çenesi düşüyor. Çenesi benim düşmüyor videoda. Acıktım. Acıktın mı? Hadi geçelim. Neredeyiz? Enes Fırın'ın karşı arasından girin Petit'in oradan. Şurası Enes Fırın'ın orası. Girin hemen Fuat Usta. Hadi gelin. Fuat Usta kolay gelsin. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz valla. Ya Cahit sürekli bir Fuat Usta var. Salonda birkaç kere karşılaşmıştık ama aynen. Bu adam yüzünden korona olunca ben bir daha gitmedim salona. Evet, sende de bir şeyler oldu değil mi? Bende de oldu. İşte oğlum benim... bak sende. Senin yüzünden korona adamın olmuş. Adamın vücuduna bak. Beni de kapadı. Bak ben senin gibi olayım. Yemin ediyorum burada dinlene yemek yerim. Otururum yerim kalkarım. Abi yiyorum. Yiyorsun mu? Aynen yiyorum. İnşallah 100 kilo olursun. Böyle adamları ben hiç sevmem bak. Yiyip kilo almayan adamlar... Ben yedikçe hocam sağ olsun erittiriyor bana. Öyle mi? Aynen. Ben yedikçe niye bana erittim dedin onu anlamadım ben. Sen çünkü yapmıyorsun abi spor yapmıyorsun. Yapıyorum oğlum. Yapmıyorum. Ay spor salonunda Müslüm Gürses'sin diyor ondan sonra bana diyor ki niye spor yapıyorsun? Aynen. Acıların için bütün acıların için. Spor salonuna mı gidiyoruz? Meyhaneye mi gidiyoruz? Ben ne diyor arkadaş? Acılar içinde bize spor yapıyor. Bir Hakan Taşıyan, bir Hakan Altın. Fuat abi bir açım. Ya bir kuzuyu yerim net. Başım üstüne abi. Üç nasıl? Tane yerde yemek yedim geldim. Bugün az yedim senin buraya geleceğim diye. Afiyet olsun. Ne yiyeceğiz burada? Abi karışık ızgara. Tamam. Çok güzel. Lahmacunumuz çok güzel. Tamam. Tavuklu bidemiz mükemmel. Tüm ürünlerimiz süper. Ya sen ne varsa yap işte ufaktan. Çok tabii iştahımız ki. Yok. Şimdi biz şu an neredeyiz? Söyler misin? Şu an İbo Osman Baraj yolunun göbeğindeyiz. Yeşilyurt Mahallesi'ndeyiz. Tamam. İbo Osman Enes Fırın'ın tam karşı arasındayız. Tam karşı arasında Petit'in logosunu görünce içeriye aynen. Giriyorlar sağ tarafa. Girer girmez sağdayız zaten. Hemen sağda. Fuat'ta kebap lahmacun salonu. Süpersin. Burası bir mahalle kebapçısı. Doğru mu Zahir? Kesinlikle. Ya sen bir sürü Amerika'da yaşadın. Bunlara böyle şeysin ama yabancısın ben söyleyeyim. Ben sevdim. Doğru mu abi? Mahalle kebapçısı. Aynen doğrudur abi. Ayrıyeten şu arka tarafta bir fırın var. Bir gidebilir miyiz oraya? Fırında neler yapılıyor? Fırında evden gelen pişirimlerimiz yapılıyor. Ustalarım kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı işler. Bu hoş evden geldin. Gelen mi senin lahmacun harcın bu? Evden gelen harcın. Bu evden gelen lahmacun harcın. Peki şimdi ben de birkaç kere yaptım evde lahmacun. Evet. Soruyorlar şu an nedir güncel fiyat lahmacun? Şu an 70 kuruşa pişiriyoruz. Evden kuruşa. Alıyoruz eve geri teslim ediyoruz. Abi. Şöyle göstereyim ben. Şunlar bizim porsiyonlarımız. Evet. Mevlüt, cenaze, sünnet, nişan her türlü toplu lahmacunlarımız, yemeklerimiz mevcuttur bize. İstersen içini sen de hazırlayıp yapabilirsin. Tabii ki. Şu anki siparişlerimiz bizim siparişlerimiz. Sadece telefon açmanız yeterli. Ben, oğlum, tamam. Bana ya, sayı vermez yeterli. Nerede olurlarsa olsun. Nerede olursanız olun. Aynen. Sıkıntı yok bak ustalarım da burada açıyor. Oo, Adana lahmacun içi değil mi bu? Evet. Süper.
süpersin. Odun ateşi bu arada. Aynen öyle. Oğlan falan evet. Değil. Süpersin. Böyle küçük, şirin, nezih, salaş bir yer. Ustam kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun burada? Ben kebap yapıyorum. Kebap mı yapıyorsun? İşte. Bu ne şimdi? Bu karışık ızgarap. Biz bundan mı yiyeceğiz? Aynen abi. Karışık ızgarap. Kemiksiz, Adana kıyma ve kuşbaşı. Evet. Bir daha söyleyelim abi. Kemiksiz tavuğumuz, Adana kıymamız ve kuşbaşımız. Bak ama ben şimdi bu tabağı şu haliyle yemem. Niye biliyor musun? Neden? Benim kırmızı ekmeğe karşı bir sıkıntım var. Görünce elim ayağım titriyor, ateşim ondan, çıkıyor. Ondan hiç şüphemiz yok. Bana böyle kıpkırmızı yap. Aklından çıkma, geceleri rüyamda göreyim seni. Tabii ne diyorsun? Ben de öyle istiyorum. Yani. Benim ekmeğim öyle. Ustam yapabilir misin? Bak ekmekte beyaz yer olmasın ha. Tamam. Yapar mısın? Yaparım. Senin Allah'ına kurban. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun sen? 38 senedir. Maşallah. Ya sen benden şeysin ya, ben 33 yaşındayım. -5. Aynen, ustamızdan tecrübe alıyoruz. Çok ustam isim neydi? Taceddin. Taceddin ustam. Her gün yiyorsun, doğru söyle. Yiyorum efendim. Senin Allah'ına kurban. Gençliğini buna borçlusun değil mi? Aynen. Sen Fuatlısın? Abi her gün yiyorum, affetmiyorum. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Abi yaklaşık 28 yıldır bu işin içerisindeyim. Çekirdekten yetişmeyim. Kaç, yaş kaç? Yaşım 38. 38. Aynen. Süper abi. Çekirdekten yetişmeyiz. Abi Allah en sağlık, uzun ömürler versin. Heh, bunlar gidiyor bu şeyle. Evet. Şimdi Fuat Usta, sapla ya. Tabii ciğerimize de saplayabilirsin ama önce sen bir şişe sapla, biz bir yiyelim, doğru mu Zahir? Tabii ki abi. Acıttık, sen karnını... Ben şu an konuşmak istemiyorum artık. Hiç konuşmak istemiyor bu. Fuat Usta, bugün spor var mı bilmiyorum ama... Bugün spor yok. Yok. Bugün hafta sonu zaten. 5 gündür gitmiyor musun? Duydum yani. Olabilir, ben sonra yok, biliyorum ne olacağını. Abi bir görebilir miyiz? Saplamam var yoksa sen saplayacak mısın şimdi? Saplamız var. Hadi getir abi, saplayalım. Fuat Usta, şimdi karışık ızgara, pişmiş halini gördük, bir de pişmemiş halinden bahsedelim. Şöyle, kemiksiz tavuğumuz. Evet. Kuşbaşımız. Tamam. Ve orijinal el kıymamız. El kıymamız. Bunu sen böyle zırhta çekiyorsun burada. Aynen, zırhta çekiyoruz. Tamam. Makine kullanmıyoruz. Bunun şu şekilde bir de kebap saplayalım. Tamam, saplayalım kebabı. Tabii ki. Oo. Fuat'sa. Kaç gram peki Adana kullanıyorsun? Abi Adana kıymamız 90 gram. 90 servisliğimiz 110 gram. Heh, bu karışık olduğu için bu 90 gram saplıyorsun. Karışık olduğu için evet 90 gram saplıyoruz. Tamam, süper abi. Şişler oyuna girdi. Evet. Ustam. Ne kadar duman, o kadar randıman ustam, ver. Evet. Ver senin Allah'ına kurban ustam. Bir işe emek vereceksin ki... Güzel olsun değil mi? Özel olsun. Aynen. Yaş kaç ustam senin? Yaş 54. Maşallah, Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Versin de gelelim biz de ellerinden böyle kebapları yiyelim. Teşekkür ederim. Ama bak senden çok özel ricam. Ekmekte beyaz yer olmasın, kıpkırmızı olsun. Tamam. Olur mu? Olur. Heh, olur. Onun da yağını ekmeğe alsan daha güzel olur bence. O yağlar araya gitmemiş olur. Ne bulsam ekmekler buyruk yağıyla daha iyi olur. Ben öyle düşünüyorum yani. Oh. Vay ustam, vay. Fuat ne diyorsun bunu abi? Abi tam vay, bak görün işte bak, böyle olacak işte. Ama daha da kırmızı olacak efendim. Yani. Oy. Çok baharat attın mı o kebaptan hayır bekleme. Bak zaten direkt dağılıyor altına şişle besleyeceğim. Birisi yazıyor buna, diyor ki abi diyor, altına şiş koyunca diyor, o ustanın ustalığı yoktur. Olur mu öyle şey? Adana kebap dediğin dağılır. El kıyması. El kıyması. Burada bu arada normal porsiyonda kebap söylendiği zaman aynen, servis. Fındık lahmacunda ikram ediliyor. Ustam ona böyle bunu ferah. Özellikle yani böyle, bizim böyle elimiz ayağımız titresin ustam. Yağını da alıyoruz. Oy. Ustam Allah rızası, şimdi bunu nasıl yemeyeceksin ya? Ha? Adam diyor ki bana külah almışım diyor bak. Ya alacaksın tabii yani, şimdi adam böyle yapıyor. Yapıyor ama tam kırmızı olmadı ha, bence biraz daha olabilir. Sen bir yap bakmış şöyle. Ha. Her şey tadında güzeldir. Bir ustanın, o yüzden tamam. Bir ustanın işine fazla karışmayacağım. Tamam. Bir ustanın bir de eniştenin işine fazla karışmayacağım. Aynen, yani, doğru mu? Her şeyi ustasına tamam, bırakıyorum. Tamam. Usta sana bırakıyorum. Aynen. Oh. Orada da ney maşallah. Çevrenin bunlar gibi kısarıyor. Bak orada cozur diyor. Gördün mü? Sadece sen. Şu közlenmiş soğan olayı bence çok kebapçılarda sevdiğim bir olay. Burada da var burada közlenmiş soğan. Burada zaten. Dağılıyor. Bulgur maşallah. Bulgur. Dağılmayan bir kebap değil zaten. Değil mi usta? Bu arada elime bir pidet sürdüler, onu yedim. Bir de mermi atayım. Beklerken insan ister istemez acıkıyor. Oo, mis.
Ekmekleri böyle maydanozlamış lan. Senin ağzına vurman ya. Oo. Kim gelirse gelsin aynı. Herkese böyle diyorsun. Herkes yani. Başımızın üstüne müşteri veri nimetimizdir. Evet. Herkese hizmetimiz aynı. Tamam. Bu mudur usta? Evet. Usta ellerine sağlık. Usta ne yapıyoruz şimdi? Abi şu an. Hazır mı? Hazırım her şeyle. O zaman biz şimdi bunları yemeğe geçiyoruz. Evet. Bir de lahmacun gelecek. Tabii ki. Ondan sonra tekrar seninle pazarlık yapacağız. Fiyatlarla ilgili. Ondan sonra bir sen hadi bakalım. Tabii ki. Evet. O zaman bir amanın çeker miyiz Cahit? Beraber mi çekelim? He beraber, sen İngilizcesini söyle. Var mı İngilizcesi? Yok, onu da İngilizce. Hiç mi yok? Yok, yok, boş ver. Ama beni aradığında hamanın diyor. O İngilizce olabilir mi acaba? Yok, o Turkish version. O zaman ne diyoruz? Amanında, amanın. Bak, sıkı takipçi nasıl belli oluyor? Notasına kadar biliyor. Biliriz tabii. Evet, şimdi biz karışık ızgaramızı söyledik. Kesinlikle. Herkese böyle veriyormuş. Doğru aynen, mu? Aynen, aynen. Pişmiş soğan, soğan salatası, yeşillik, normal mevsim salata ve ezme salatası var. Şalgamımızı da aldık yanımıza. Fındık lahmacunumuz da var. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Hadi başlayalım abi. Neyden başlayacağız? Vallahi. Sen daha önce yedin mi burada karışık ızgara? Hepsinden yedim. Ama sen buraya gelip böyle bir yoldan çıktığın bir şey var. Evet, o ona geliyor. Da bakacağız. O geliyor, mi? Geliyor. Onu ben sürpriz zaten yapıyorum. Kebap az önce şişten çekerken de şey ben yaptık. Ben konuşmayacağım, ben yiyeceğim. Yani onu. Şöyle, ben bunu görmüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Zorlamayalım. Acı biberimizi yiyelim. Yiyeceğim. Sohum yapacağım oğlum. Bunu herkese veriyor, bize özel değil. Oh. Hacı, lahmacun arasına çekik. Doğru mu? Soğan alalım. Olmazsa zaten biliyorsun. Sakın olmuyor. Evet, limon da alalım tam mevsimi. Sen de hadi sen de yap. Ben de yapayım. Benim kıracağım. Oo. Normalde ben böyle şeyler yedirmiyorum ama hadi sen yiyeceksin. Sen şimdi senin oraya geldiğimizde böyle şeyler yiyeceğiz mi? Oğlum Ezgi izin verirse yedirim bak. Senin yüzden korona oldum diye şey yapmıyor. Ezgi veriyor musun onu? Tamam, aldık mı onayı? Aldık. Bundan sonra bana yanlış yok Ezgi izin vermiyor falan dersen artık ben seni rezil ederim. Tamam hadi gömedin. O zaman afiyet olsun. Çok iyi değil mi? Abi bu nedir ya? Fuat ustam, biraz daha acı alabilir miyiz mermilerden? Gel gel, sen de gel buraya. Sen de gel, yanımıza otur. Ben bundan 20 tane falan yedim. Ya sen nasıl bir insansın ya? İnsan onda da bitir ediyorsun. Hı hı, diyorum. Her çekimde telefonu çalıyor, fark ettin mi? Yemek yerken bakmaz arkadaşlar, aramayın. Aramayın. Bakmam. Merak etmeyin, normalde de bakmayın. Ne zaman bakman oğlum? Çok iyi, bakın bakalım. Gece 12'den sonra. 12'den sonra, evet. Şimdi burada bir kuşbaşı var. Bundan mı sokum yapsak ya? Ekmek serbest mi hocam? Yani, bana soruyorsan bundan hiçbirini yemeyeceğim tabii ki, o ayrı da. Sen yiyorsun ama. Ben yiyorum, sen davet ettiğin için yiyorum. Ya bak, kendi yiyor, bize gelince bir şey yok. Fuat Usta. Fuat Usta, bunlar bomba. Ama abi bize her şeyi yasaklıyor ama kendisi. He. Ama bir şey değil mi? Herkes neyi merak ediyor biliyor musun? Bizim özel spesiyelimizi merak ediyor. Ben bekliyorum, ben de onu merak ediyorum. Daha önce hiç yemedim. Onu sen bir gönder. Geliyor mu? Lahmacun da gelecekti, ona göre yiyeceğim. Ha, beşli. Yemeyeceksin diye bir şey olamaz. Bu arada bir saat önce akşam yemeği yedim. Evet. Söyleyeceğim. Böyle çikolata yedim. 99 kalori sayma. 99 kalori. Ben sana yedim öyle. Niye ya? Neden? Derdin neydi? Ha? Bu konuda katılıyorum Murat'a. Derdin neydi? Derdin neydi? Neden kendine bunu yapıyorsun? Hı? Benim yerime sen ye diye. Vallahi kuşbaşı da lokum lokum. Vallahi öyle. Nutella onu. Oh. Ben ekmek yemiyorum. Ben de yemiyorum fark ettin sen. Ben baretçiyim abi. Ben yemiyorum. Şimdi şu tavuklara da bakalım. Ben ekmeksiz yiyeceğim tavukları. Ben de öyle yiyeceğim buraya. Diyet oldu mu şimdi? Bunlar lokum mu? Çerezlik. Çerez, cips bunlar. Yolluk, yolluk. Vallahi yolluk. Limon sever misin? Limon severim.
Tavuk da güzel oluyor. Valla. Böyle biraz böyle. Neden batırıyorsun? Arkadan geliyor benim. Küçükler. Çok keskin. Benim çocuk ya. Benim dilinde okum ya. Vallahi öyle ya. Ya işte. Bazen böyle aynaya geçip kendime bakıyorum, acayip süzülmüşüm ya. Ben de öyle hissediyorum sana ya. Biz onu çekimden sonra konuşalım. Öyleyebilirsin, tamam. Günde bir saat yürüyüş yapıyorum, bir şey kalmaz ki. Bir saat yürüyüş yapıyorum günlük. Yani bir saat yürüyüş yapıyorum ama 10 saatlik yemek yiyorum. Onu sayma. Eşit değil, olaylar terazi eşit değil. Hmm. 10 saat spor yapıp 1 saat mi yemem lazım? Yok, 1 saate 1 saat. Yani böyle biraz ortasını bir bulsan, böyle 2 öğün iyi yiyip 1 öğün kötü yiyorsan en azından. Olmuyor ya. Yani. En azından. Ömer Mida tatlı. Ömer Mida çok iyi ya. Çok seviyorum. Ben bunları bir de kaşarlı pidenin içine çektim. Getir abi, getir. Oo, bunlar ne? Bu ne? Bu da bizim Adana lahmacunun 5 litre parçası. Herkese böyle koyun değil mi? Bak, eğer bize fazlaysa... Kesinlikle herkese alın. Linç ederler ha burayı bak. Yok, herkese alın. Abi bunları alabilir misin rica etsem? Aynen. Şimdi lahmacun mu gömeceğiz? Aynen, lahmacun mu gömeceğiz abi. Arkasında özel spesiyesimiz var, kaşarlı ve... Tamam. Şimdi onu bekliyoruz. Onu bekliyoruz da bundan birer tane gömek biz öylesine. Hadi seni mi kıracağım? Bak çıtır çıtır ama ya. Ama nasıl? Sıcak. Of, içi gözüküyor ha. Nasıl yemeyesin bunu? Valla denler. Ben iddia ediyorum bu 10 kaloriden fazla değildir en fazla. Benimle aynı konseptlesin. Benimle aynı konsept. En fazla 10 kaloridir bu. Bu? Yok. 8,5 arası. Sen abaksın ya. Maydanoz koyduğun içinde 4'e falan düşür. Heh, bak şimdi. Şuradan... Limon da sık 1'e düşürelim. Hatta tamam. Kalori bile hiç şey yapmıyor. Soğan ister misin? Yok. Yok. Niye lan soğan istemiyorsun? Niye istemiyorum? Çünkü bu aralar mide problemim var. Yiyemem. Şöyle bak şöyle. Elini koruğa alıştırma yani. Şöyle. Oo. Hepsi bu mu? Oh, sarıyoruz şey mu? Sarıyoruz mu? Giriyoruz bunu. Heh. Haydi o zaman. Girdik. Sıcacık ya. Allah'ım. Sıcacık. Allah'ım nasıl yemişsin şimdi bunu ya? Bismillah. Hmm. Fuat Ustam. Sen bu sporu yapıyorsun. 2 bölümü yapıyoruz. Bunu da koyun etinden mi yapıyorsun? Aynen koyun etinden. Dana girmiyor musun? Kesinlikle dana eti girmiyor. Ben konuşmayacağım bir de. Ben sadece yiyorum. Sen anlat anlatmak istediğin. Yalnız... Bebeğim nasıl yiyoruz bak arada uyar ha. Nasıl mı yiyorsun? Nasıl yediğimizi arada uyar. Ben çünkü kendim göremediğim için bazen. Nefes almayı unutuyorsun. Ne diyorsun? Kesmeye yok, getir de getir. Biz keseriz. Midede keseriz biz onu. Getir. Ne o? Abi bu kendi özel ürünümüz. Bak işte kaşar bak. Kaşar üstü Adana kıyması. Bu sıkıntılının bulduğu şey değil mi bu? Aynen. Yoksa sen mi önermiştin bunu? Yok hayır, kendisi önerdi. Bize sıkıntılı. Ya bu yenmez mi şimdi? Şimdi bu yenmez mi? Ne biliyor musun bu? Söyleyeyim mi? Hı. Viking botu. Neyin botu? Vikinglerin botu var ya. He, Vikingler de oğlum. Viking de mi oğlum? Bizim takipçilerimiz Türk. Tamam ben ya... Viking ne oğlum? Ben bile anlamıyorum bazen ya. O kadar ana dilim gibi İngilizce konuşmama rağmen anlayamıyorum ben. I am şakır şakır speaking English yani. Biz... Gel abi. Senden öğrendik. Gel. Sandalye çek. Bak başka varsa... Yemediğimiz bir şey ya da gelecek olan bir şey ona göre yiyeceğim. Abi şu an istediğimiz her şeyimiz burada. Heh. Eğer isterseniz tabii ki. Tavuklu, kaşarlı pidemiz var. Hı-hı. Kendimize pas olarak. Onu da tatmanızı isterim. Burada 5 tane lahmacun var. 5 tane var. Porsiyon olarak böyle böyle gelip size yiyeceğiz. Tamam. Salatası, yeşilliği ve ayran isteyenlere ekstradan ayran yolluyoruz. Oh. Nasıl yiyeceğiz bunu? Bunu sana bırakıyorum. Sen başla. Ya adamsın ya. Benim kafam var ya aynı kafadan azabı. Biraz bunu böyle ben bir yayayım. Şöyle. Limon. Acil limon. Heh. Başka ne sıkacağız peki buna? Limon. Sadece limon mu? Limon. Maydanoz falan koymayacağız mı? Limon. Sadece limon. Tamam. Limon. Limon gelsin o zaman. Limon gelsin. Şundan birkaç tane at içine bak. Sadece bu kadar. Bu ne? Sadece bu kırmızı kadar. Kırmızı lan. Ver ustam. Sık abim. Oğlum sen de alsana. Alacağım. Sen şunu ben sana bir yedireyim ya. Bak bak. Bu benim favorim burada yani. Sen ya, buraya geldin bunu yiyorsun yani. Bu yani siparişten önce geliyor. Ha bu öyle atlık. Çorbası bu. Bu alttan. Çerezlik böyle. Atlık yapıyoruz bunu. Ben yorum yapmayayım. Bazen böyle gözün dönüyor.
çok büyük ısırıyorum. Benim gözüm. Pitonlar böyle çenesini çıkarıyor ya avını yerken. Ben de öyle bir şey istiyorum. Hepsi böyle sokup. Valla ben de senin gibi dalacağım diyor. Hiç acımayacağım. Fuat Usta, kendi yemeğini yemezsen olmayacağını sen de biliyorsun. Kesinlikle. Bahar için et var mı? Oğlum adama etsiz ısmını vermişsin. Ya. Yavrum kendi yemeğini yediyorsun. Bak o zaman al ben. Al sokum yapsan ha. Sana sokum yapayım ya. Adama kıyma koymamış ya. Tam gavur ya. Ya adam içi kıyma. Beni başlatmayın ya. Adam kıyma kendisi. Şimdi sorsan der ki et yemesi yasak der. Yok. Ulan ya. Ne diyorum ben sana? Ulan ya. Ne diyorum ben sana? Ne kadar yemek yiyebilirsin diyorum. Aynen. Bütün gün, bütün gün serbest olsun. Yiyorsun mu? Yiyorsun mu? Yiyorum. Bana ödese var ya, dünyayı yerim. Vallahi dünyayı yerim. Çünkü yemiyorsun ya, şu an ne yiyorsun? Adana'yı yiyorum. Adana'yı yer. Sen dünyayı yer, farklısın. Bu da güzelmiş ha, değişik. Aynen. Vallahi değişik. Abi. Yağlar akıyor. Oo. Ben bir şalvam da alabilir miyim ya? Ben de alayım abi. Ay, başka var mı bir şey? Gelecek varsa bekleyin, yoksa yiyelim. Yoksa spesiyalleri adı söylemediniz herhalde. Daha söylediniz mi ızgara? Şimdi dur. Onu yapacağız, o ayrı. Ben durmayacağım, ben onu bitireceğim yani. Şu yerleri yiyip mi? Ben bunu bitirmek istiyorum. Bebeğim yarısını yer misin? O zaman ben şunu yiyeyim ya, kalmasın. Bir tane. Sen şunu öğren, tamam. Ben şunu öğren. Vallahi karıcım doymadım ya. Onun birinin kime gitmesi gerektiği belli. Kim? Masada bir kişi daha var. Fuat Usta var. Ezgi yemez oğlum, o yüzden. Ezgi yemiyor, bir kişi daha var. Fuat Usta. Onun da yemesi lazım. Heh, bunu sana yapıyorum, sokum yapıyorum sana. Oho. Yenmez mi? Spor hocam dedi, sıkıyorsa yeme. Akşam canını alır seni. Manyak 2000 tane basamak çıkartıyor bana. Ulan ben... Hayatım zor, işten çıkmışım, zor duruyorum. Elim ayağım sütüyor, adam 2000 tane basama çıkartıyor. Hasta ya. Yesene ya, neyi bekliyorsun? Ha, beni mi bekliyorsun? Tamam, pardon. Hadi, bismillahirrahmanirrahim. Vallahi on numara. Eğer böyle herkese böyle veriyorsan. Herkese böyle abi. İçi dolu dolu. Şimdi az sonra fiyatları söyleyeceğim, inanamayacaksınız. Bence de. Ben inanamadım. Neden mesela bu kadar uygun? Şu an fiyatları söyleme, sadece neden uygun olduğunu söyle. Kalitemizden kesinlikle ödün vermiyoruz. Lezzeti sunuyoruz ve kendimizi daha ileriye taşıyabilmek için. Bir nevi reklam olsun diye uyguna veriyoruz. Peki dükkan senin mi yoksa kira mı? Ona rağmen bu kadar uyguna veriyorsun fiyatları. Vallahi helal olsun. Herhalde uzun senelerde çalıştığı biri var. Oradan alıyor herhalde. Çok uzun sene yaptı. Yani yaklaşık 10 yıldır. Aynı basattan mı alıyorsun? Aynı basattan. Aynı basattan. 10 sene önce bir kontrat imzalanmış. Hala 10 sene önceki fiyatlardan alıyor. Harbi mi diyorsun? Bak işte bak, böyle bol olacak. Bak bak, görüyor musun? Hiçbir şey yemedim ya. Şu an bak, ben de şu an acım yani. Desene. İstediğim şey var, söyle abi. Valla benden. Ben sana ısmarlayayım bebeğim. Harbi mi? İstediğim şey var, söyle. Yok, ben yeter yemeyeyim. Yani ben yedim. Acım yerim şu an ben bunu. Şimdi ben gittim, bir saat yürüdüm. Bunlar erir mi, erimez mi? Yani sadece şu kokuyu eritirsin. Ya bırak sen de ya. Oğlum ne yedik ki şurada? Çok üzüldü şu an. En az 1000 kalori yakıyorum ben bir saatte yürüyüşte. Sen öyle kendin avut. Sen kendin öyle avut. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. Yeni lahmacunlar geldi. Bunları da mı yiyeceğiz yoksa? Büyük ihtimal. Yiyeceğiz mi? Büyük ihtimal yiyeceğiz. Ama artık yersek bizi var ya, büyük söverler bizi. Yani, çok net söverler. Ben hissediyorum, o yüzden yemeyeceğiz. Bence artık onun için çok geç. Bence aynen. Çok geç. Şimdi fiyatları söyleyelim. Geldik fiyatlara. Bizim o yemiş olduğumuz karışık ızgara. Nedir fiyatı? 35 lira. 35 lira. Evet. Yanına marul salatası, soğan salatası, ezme ve pişmiş soğan, yeşillikler. Tamam. Şimdi bu 35 lira. Bu videoyu izleyip gelen. Evet. Takipçilerimize bir hediyemiz olsun. Eğer karışık ızgara yerlerse. Doğru mu abi? Doğrudur. Ne vereceğiz? Ben diyorum ki 2 tane böyle lahmacun verelim. Uyar mı sana? Tabii ki de uyar. Tamam. Şimdi geldiniz, karışık ızgara. Bu videoyu izledik, geldiniz buraya. Doğru mu abi? Bu videoyu izlediniz, geldiniz, oturdunuz.
bir kişi, iki kişi hiç fark etmez. Yani bir kişi söylemek zorunda, öyle söyleyeyim. Tek kişisin, geldin, bir tane karışık ızgara istiyorum dedin. İki tane lahmacun sana, bizim ikramımız, müessesimizin ikramı. Doğru mu abi? Aynen öyle. Anlaştık. Buna kadar hiçbir sıkıntı yok. Doğru mu abi? Tamam. Şimdi, fiyatlar çok uygun. Normal Adana kebap porsiyonu ne kadar? Adana kebap servisimiz 25 lira. Servis 25 lira, dürüm? Dürüm 18 lira. 18 lira, tamam. Yani normalde fiyatlar 18'de 25, 35, karışıklarsa 35 arası değişiyor. Şimdi bir de dedin ki ben, okullar da açılıyor, öğrenciler de gelecek Adana'ya, öğrencilere bir kampanya yapalım dedik, doğru mu abi? Kesinlikle. Haftada bir gün. Evet. Diyeceğiz, haftada bir gün, iki tane böyle lahmacun, doğru mu abi? Doğrudur. Abi bak böyle vereceksin daha ben. Ver, elimi koyayım. Bak Allah razı olsun, böyle vereceksin mi? Aynen öyle vereceğim. Geldi adam, böyle iki tane lahmacun böyle önüne koyacaksın mı? Aynen öyle koyacağım. Salata vereceksin. Evet. Doğru mu? Yeşillik vereceksin. Evet. Bir de şalgam vereceksin. Evet. Ne kadar abi? 13 TL. 13 TL. Yani şurasını videoyu izleyip geldik dedikleri yani zaman, ama haftanın çarşamba günü. Bir çarşamba, bir cuma verelim. Cuma günü harbiden, bir de cuma günü verelim. Tamam mı? Haftada iki gün 13 liraya bunu böyle gelip burada yeme şartı koşuyoruz. Çünkü paket olunca kurtarmıyor. Aynen. Ondan dolayı doğruya doğru şimdi. Evet. Buraya geldiniz, yediniz, 13 lira. Başka da bir şey demiyoruz. Abi telefon numaranı yazacağım, adresini yazacağım. Gelirseniz ararsınız, doğru mu Cahit? Kesinlikle bence. Hem öğrencilere bir kıyamız olmuş olur. Onların kocaman lahmacunları yemesine yani vesile olmuş olur. 13 liraya. Çarşamba ve cuma günleri unutmayın. Buraya gelip 13 liraya yiyebilirsiniz. Normal gelip karışık ızgara söyledikleri zaman da iki tane lahmacun ikram ediyoruz. Kaçta başlıyorsun çalışmaya? Saat öğlen 11'de başlıyoruz. 11'de başlıyoruz. 9'a kadar servisimiz devam ediyor. 9'a kadar burada. Cumartesi pazar full time çalışıyoruz. Tamam. Sadece çok teşekkür ediyorum. Spora mı gidiyorsun? Ben direkt koşmam gerekiyor bundan sonra. Ben koşarak gideceğim zaten sabah. Anlaştık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyetle kalın. Kendinize popüler davranın. Görüşürüz. Hadi abi, sallayalım. Bay bay.